Hoş geldiniz efendim Tuğçe'nin mutfağına. Ben Tuğçe Kurt. Nasılsınız? İyi misiniz? Keyifler yerindedir inşallah diyelim. Evet, bugün ilk defa mutfağıma gelecek bir konuğum var. Kim benimle beraber olacak? Sevgili Vildan Vatansever benimle beraber olacak. Şimdi sevgili yapımcım Büşra ile birlikte hangi yemekleri yapalım Vildan Hanım'la diye karar verirken dedim ki Büşra ne olur muzlu pasta yapalım. Çünkü benim çocukluğumun sevgili kuzenim Sevgi ablamın çocukken bize sürekli yaptığı çok sevdiğim bence tam bir klasik muzlu pastadır. İlk olarak muzlu pasta yapıyoruz Vildan Hanım'la beraber. Daha sonra ne yapıyoruz? Yine Tuğçe'nin mutfağında ilk kez yapılacak olan bir lezzet lazanya yapıyoruz. Bir İtalyan lezzeti ama hamurunu da gidip marketten hazır satın almıyoruz. Bayağı hamurunu da burada yapacağız Vildan Hanım'la birlikte. Son olarak da bir zarf börek yapıyoruz. Mantarlı zarf börek. İşte bu kadar efendim. İlk kez ben de tanışacağım. Tabii ki yayın öncesi karşılaştık ama çok güler yüzü gözlerinin de maşallahı var. Çağırıyorum Vildan Hanım'ı mutfağıma. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Merhaba. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok mersi. Şu muzlu rulo pastayı o kadar böyle kalpten istedim ki çünkü beni böyle çocukluğuma götüren bir lezzet. Benim de o şekilde. Ben de çok seviyorum. Gerçekten bunun dokusu ve hamuru puf puf. O çocukluğumuzda yediğimiz lezzet gibi, diyebilirim. Evet. O yüzden de bugün beraberce güzel lezzetler yapacağız evet. Sizle. Aynı zamanda lazanya da bizim mutfakta ilk defa yapılıyor. Çok teşekkür ediyoruz ilk önce geldiğiniz için. Yavaş yavaş başlayalım. Evet, başlayalım isterseniz. Hem sohbet edeceğiz hem de efendim lezzetlerimizi yapacağız. Ama ilk önce Vildan Hanım bir seyircilerimize malzeme listesini gösterelim. Sonra da paylaşalım. Bakalım o çocukluğumuzun klasik muzlu pastasının içinde neler varmış. 200 ml su, 4 adet yumurta, 1 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı un, 1 yemek kaşığı yoğurt, 1 paket kabartma tuzu, 2 adet muz ve tuz. Ne güzel oldu muz ve tuz. Kreması için 2 su bardağı süt, 2 adet yumurta, 4 yemek kaşığı toz şeker, 2 yemek kaşığı nişasta, 1 paket vanilya ve 1 paket krem şantimiz var. Evet. Evet, ne yapıyoruz? Biz önce kremasını yapalım. Çünkü kremayı yapıp dolaba atacağız, soğusun. Soğuması gerekiyor. Orada... Galiba bir sütümüz var. Onu evet. Yayın öncesi ısıttık. Ama soğumuş olma ihtimaline evet. Karşı biz onu biraz daha... kaynatalım. Aha. Şimdi sütümüzü burada da kaynatıyoruz. Evet. Yumurta. Şeker. Evet. Yani beyazı akı ayrı, sarısı ayrı çırpıyoruz zannediyorum. Onu şey için yapacağız. Rulosunu yaparken yapacağız. Yapacağız. Şimdi bu kreması için. Kremasını hazırlıyoruz evet. Şu anda. Ve nişastayı koydum. Bunları böyle burada çırpıyorum, hazırlıyorum. Yumurtamız, nişastamız ve şekerimiz. Şekerimizi koyduk. Şimdi bunu burada çırpıyorum. Orada sütümüz kaynayacak. Süt kaynadıktan sonra bunlarla birleştireceğiz. Sütün tamamını koyacağız. Daha sonra yine tencerede birlikte hepsini karıştırınca bir muhallebi kıvamı elde edeceğiz. Bu güzel bir krema oluyor. Soğuduktan sonra içine şanti karıştıracağız. Şanti. Ama isterlerse sıvı krema da karıştırabilirler. Evet. Ya da biraz çikolata atabilirler. Nasıl isterlerse evet. Ama bence çikolata değil. Muzlu pastada çikolata değil benim fikrim. Evet beyaz. Beyaz evet o beyaz beyaz kalmalı. O çocukluğumuzdaki gibi kalsın bozmayalım onu diyerek sizi tanıyalım. İlk kez karşılaşıyoruz. Evet. Ben aslında 2006 yılından beri bu yemek blog işi içindeyim. Evet blog yazıyorum 2006'dan beri. 13 yaşında bir oğlum var. Ya maşallah ismi neydi? Ömer Kağan. Aa Ömer bak. Minik bir gurme. Çok sevdiğim isimlerden, benim erkek de, isimlerinden biridir. Hep derim ki kızım olursa inşallah Ayşe koyacağım. Oğlum olursa da Ömer ya da Ali koyacağım diye. Benim sevdiğim de kızda isimler. Favori isim Zeynep. Zeynep. Evet. Zeynep de çok güzel isim. Kız evet. Da Zeynep'i, Ayşe bir de Leyla'yı çok seviyorum. Evet. Leyla'yı da çok severim. Bakalım işte inşallah. Hayırlısı. Hayırlısı. Kısmet. O da gurme mi annesinden yani göre? Yani şöyle. Tada tada. Akşamdan bana sipariş veriyor. Ertesi gün akşam yemeğinde ne yemek istiyorsa ben de işte tarifler var dosyaladım onları seçiyor
Yani bunu da akşam istiyorum. Bunu yap diyor. Ha, iyi sen gel yap biraz aslında, da mutfağı Ömer. Aslında biraz benim işime geliyor. Yani kolay olmuş oluyor. Her gün onu mu yapayım bunu mu yapayım düşünmektense. Hayır bir de yemez diye dert edinmektense. Evet, evet. Seçtiği bir lezzeti yani mecbur da yiyordur diye düşünüyorum. Evet Allah'tan çok sus yemek kaynadı. Seçmiyor. Tamam kaynadıysa ben sizden yavaş yavaş buraya dökmenizi rica edeceğim. Tamam şu kepçe yardımıyla olur. Halledeyim bu işi. Altında kapatayım tamam, ocağımı. Tamam yine aynı tencereyi kullanacağız. Böyle gelebilir misiniz? Tabii. Hı-hı. Ben karıştırıyorum. Evet. Temperleme. Bunu temperleme değil mi doğrusu tam? Evet. Yani ılıştırma. Ilıştırma. Bu şekilde de evet yumurta pişmiş oluyor biraz. Hı-hı. Sürekli karıştırarak. Karıştırıyoruz. Efendim. Topaklanmasın. İçinde nişasta var çünkü. Evet. Tamam dökebilirsiniz. Dökeyim mi? Evet. Hı-hı. Tamam. Bunu elle çırpıyoruz özellikle ki mikserde bazen böyle çok köpük köpük olabiliyor. Öyle de olunca daha sonra muhallebi kıvamına getirmek için de şey oluyor. Çok köpükler birikiyor. Biraz daha zor oluyor açması. Dökeyim mi biraz? Lütfen. Hepsini dökmeyeceğiz herhalde hepsini değil mi? Hepsini kullanacağız. Hepsini kullanacak evet, evet. Mıyız? Aa pardon. Hepsini tamam. Kullanacağız. Devam ediyorum. Evet tamam zaten işlem bence de yaptı. Oldu. Şöyle devirebilirim. Evet. Değil mi? İçine. Evet. Şöyle. Tamam. Hı-hı. Şimdi tekrar ocağı yakmanızı rica edeceğim. Tabii ki. Ben de acaba bir kısmı kalacak. Hayır hayır. Direkt dökecek miyiz diye düşündüm. Şimdi bu ocak bazen yanmamakta direniyor kendisi. Çok şimdi, özelliği onun öyle seçtik. Şimdi bunu hı-hı döküyorum. Karıştırabilir misiniz? Tabii bir tutmasın. Ki. Biz tabii bunu muhallebi kıvamına getireceğiz. Göbek atana kadar. Evet. Evet. Göz göz olana bir kadar. Bir karıştıracağız efendim. Siz o sırada diğer işlemlerinizi yapabilirsiniz Vildan Hanım. Tamam ben şimdi bunu aldım. Cam kabımız. Cam kabımız daha büyük bir kap da olabilir. Fırın tepsisi de olabilir. Kremamız piştikten sonra dökeceğiz. Döküyoruz. İnce bir tabaka halinde dökeceğiz. Üzerini streçle kapatacağız. Streçle kapatmamız kabuklanmasın nedir? Kabuklanmasın diye. Ve daha çabuk soğuyacak. Yani tencerede bırakmayalım aslında. Biraz hızlı işlem yapmış olalım. Tabii ki yani soğutmak istiyorsak bir an önce tencerenin ısısı çünkü daha uzun süre evet koruyacak kendini haliyle. Bak ağırlaştı kremamız. Evet güzelce çırpmanız yeterli. Hı-hı. Tamam ben bu sırada. Ben şimdi altını kapatıyorum ocağı. Tamam. Hı-hı. Evet efendim. O sırada neler yapacağız? Neler yapacağız? Şimdi yumurta beyazını ve sarısını ayrı çırpacağız. Şimdi yumurta beyazını ve sarısını evet ayrı ayrı çırpıyoruz. Tamam. Şuradan bir spatula alayım. Yumurta sarısını. Hı-hı. Yumurta sarısının içine şeker koyacağız. Hı-hı. Klasik aslında su bardağı ölçüsü yani 200 mililitrelik su bardağı ya da şey ayarlayabilirler. Yani bir su bardağından bir parmak kadar eksik bazen ölçüler aslında tartı olsa daha iyi ama herkeste olmadığı için klasik evet su bardağı ölçüsüyle yapabilirler. Pastacılık işinde geçtiğimiz gün sevgili konuklarımdan Funda da gelmişti o zaman da konuşmuştuk. Mutlaka spatulam çıktı. Bir mutfak tartısı almak evet gerekiyor mutfak değil mi? Mutfak tartısı aslında şart. Almamız gerekiyor efendim. Çünkü pastacılıkta birazcık o gramlar önem taşıyor. Önemli. Arkaya da bırakabilirsiniz tamam direkt. Onu güzelce yaydık. Daha hı-hı sonra onu çırpacağız. Daha pürüzsüz evet bir kıvam elde edeceğiz. Şimdi bunu streçle dolaba mı göndermemiz evet gerekiyor? Tamam. Tamam. Neden streçliyoruz bir kez daha söyleyeyim. Bu önemli bir şey çünkü kabuklanıyor hakikaten streçlenmeyince. Ya da tereyağı sürebilirler üzerine. Ha. Yani hava almaması gerekiyor. Evet. Şöyle yeterli midir? Yeterli. Hı-hı. Ben şöyle yapayım. Evet. Yok. Şey İçeriye doğru. Evet üzerine hı-hı doğru. Hava almasını engelleyeceğiz. Evet, hava aldırmıyoruz efendim evet kremamıza. Tamam. Şimdi dolaba gönderiyoruz. Dolaba. Sonra zaten güzel bir homojen bir kıvam alsın diye mikser yardımıyla da çırpacağız. Çantimizi şimdi ekleyeceğiz. Çantimizi çırpacağız ilave edeceğiz. Evet. Bu arada ne yapıyorsunuz? Hamurumuzu şimdi hamurunu yapıyoruz hazırlıyorum. Evet. Ben dolaba gönderiyorum. Tamam. Yumurta beyazımı da ayrı bir kaba aldım. Hı-hı.
Burada da yumurta sarısı, şeker ve yoğurt var. O da ayrı bir kapta. Ben de yumurta beyazını çırpayım o zaman eş zamanlı, tamam, olur mu? Tamam, tabii ki. Evet. Ona birazcık tuz. Bir tuz. İyice kabarsın. Güzel kabarsın. Bunlar hep püf noktalar. Ben, evet. Bir taraftan yaparken bir taraftan da neyi neden yaptığımızı mutlaka söyleyelim ki seyircimize ezber olsun istemiyorum hiçbir doğru. şey. Nedenini bilelim. Bilerek yapalım. Evet, bilerek yapalım. Çok az bir tuz. Bir çimdik kadar tuz koyuyoruz. Çünkü yumurtanın o böyle merenk gibi iyice kabarmasını sağlıyor. Tıraş köpüğü kıvamı. Evet, tıraş köpüğü kıvamı. Biz deney yaparız çevirdiğimizde. Evet. Atmayacağım. Yumurtanın aklarıyla sarılarını ayrı ayrı çekiyoruz efendim. Yumurtanın sarılarını şekerle yoğurdumuzla beraber çekiyoruz. Peki, yoğurt olmasın. Yoğurt aslında hafif bir nemlilik veriyor, hafif nemlendiriyor. O yapacağım puf puf nemlendirecek, o yüzden yoğurt koyuyoruz bir kaşık, bir iki kaşık kadar. Tamam. Devam ediyoruz efendim. Çok büyük var, maalesef. Artık biraz elle devam edeyim mi? Çok güzel. Tamam, olur. Çünkü. Ben onu alayım. Biraz da bunu ben çırpayım. Şeker tanecikleri erisin. Olur mu? Tamam. Hemen. Tamam. Birazcık çırpacağız. Evet. Birazcık daha gürültü olacak efendim. Şeker tanecikleri erisin. Şeker tanelerini eritiyoruz. İşlemimiz daha kaldı. Bitti. Evet. Evet, ben alayım. Şimdi. Ya ben bana verin, bana tamam. verin. Tamam. Buyurun. Tamam. Şimdi onu ekleyeceğiz. Ekleyelim. Yumurtamızın beyazını ekliyoruz içine efendim. Her yer şu an krema. Mis. Burada dikkat etmemiz gereken bir anda yapmayalım ki sönmesin. Sönmesin. Püf noktaları işimize. Evet. Bunu yavaşça karıştırıyorum. Ardından unumuzu ilave ediyorsunuz. Evet. Ben unumuzu kabartma tozunu da unun içine koyuyorum. En önemli benim annemin bana öğrettiği kurallardan bir tanesi o hakikaten. Hep ve, der ki mutlaka ununun üstüne ekle, karıştırın evet. kabartma tozunu. Ve evet. Mümkünse unumuzu eliyoruz. İyi kabarması için evet. o da mutfağın kurallarından bir tanesidir. Biz buraya evet. eriyerek koydunuz. Şimdi evet. hepsini bir anda yine dökmüyorum. Aha. Azar azar döküyorum. Efendim kremamızı yaptık. Kremamız şu anda dolapta. Streçle kapattık üstünü. Hava almasını engellemek için soğuyor. Soğuduktan sonra çıkartacağız. İçine krem şantimizi koyacağız ve mikser yardımıyla güzelce çırpacağız. O sırada da zaten kekimiz pişmiş olacak. Evet, mi? Kekimiz bir 15 dakika, 15-18 dakika arası pişmiş olacak. Pişecek. Çok pişirmeyeceğiz. Zaten pufidik bir hamur olacak. Hemen evet. çıkardıktan sonra yine yağlı kağıtla saracağız. Rulo şekline getireceğiz. Yağlı kağıtla saracağız. Rulo şekline getireceğiz. Buzlarımızı yerleştireceğiz. Evet. Dilim dilim. Oh işte. Pis. İsterlerse evet. üzerine kremadan biraz ayırıp üzerine şöyle sıvayabilirler. Ya da pudra şekeri serpiştirebilirler. Biz ne ya yapacağız? Ya da kakao serpiştirebilirler. Kakao. Ben o sade olsun, beyaz olsun istemiyorum. Evet, tamam. evet. Biz ne yapacağız? Biz sade bırakıp biraz pudra şekeri serpiştirebiliriz üzerine. Biraz, evet, evet. sade Sadece bırakacağız. Öyle bir görüntü olması için. Amacıyla ben getirdim ki tamam. yardımcı olsun, fırına da götürelim diye. Kaç derecede pişirmemiz gerekiyor? Da, geliyorum. 180 derecede şu anda açalım, biraz ısınsın. Ha, fırınımız açık, 180 tamam. derecede pişecek. Evet. Ortalama
15-18 dakika. Tabii herkesin fırını farklılık gösterebilir. Yine kontrol etsinler. Kürdan testi yapsınlar. Kürdan testi. Kürdana yapışmıyorsa yeni başlayan bu yemek işine yeni başlayan genç arkadaşlarımız için hatırlatma yapalım. Kürdan ya da bıçak fark etmez değil mi? Evet. Eğer böyle değdiriyorsunuz kürdan daha iyi çünkü bıçak biraz daha böyle derin yaralar açıyor. Kürdanla değdiriyorsunuz eğer yapışmıyorsa kekimiz olmuştur. Olmuştur. Evet. Şimdi ben bunu döküyorum. Hı-hı. Sizden ricam şöyle ben tutayım siz. Sıyırayım ben. Evet lütfen. Evet. İnce bir kek olacak zaten. Evet bu ölçülerde genelde yeterli oluyor ama büyük fırın tepsisinde yapmak Hı-hı. isterlerse iki ölçü yapabilirler. Büyük fırın tepsisinde evet. iki ölçü. Biz alalım tamamını. Benim bir dakika silikon bir şeyim var. Tamam. Onu getireyim çok daha sağlıklı olacak. Geldi. Tamam. Çünkü tahta kaşıklar, spatulalar bu silikon kadar güzel sıyıramıyor. Esinli. Evet. Hı-hı. Evet. Tamam. Da var. Ben şunu alayım. Tabii ki. Ben eşit bir şekilde her tarafa yayıyorum. Ve fırına gönderiyoruz efendim. Mikserlerimi de tekrar getirdim. Çünkü işimiz olacak onunla. Değil mi? Evet. Kremamızı güzelce çırpacağız. Krem şantiyi ekleyip şu anda ne dedik? Dolapta soğuyor. Kremamızda da sütü ısıttık. Ayrı bir kapta ne yaptık? Sütümüzü kaynattık. Ayrı bir kapta yumurtamızı, şekerimizi ve nişastamızı çırptık. Daha sonra sütümüzü yavaş yavaş ekledik. Karıştırarak. Hı hı. Bu karışımı tekrardan aynı tencereye döktük. Muhallebi kıvamına alana kadar pişirdik. Evet. Zaten 3-4 dakika içinde o kıvamı almış oluyor. Tamam. Bunu fırına. Evet. Fırına gönderiyoruz. Evet. Kaç dereceydi? Bir kez daha tekrar 180 edelim. Dereceye koyuyoruz. 180 dereceye koyuyoruz. 15-18 dakika. Efendim pişmesi siz yeterli. De kontrollü gidersiniz fırınınızda. Evet şimdi. Şimdi ne yapalım? Muzlu pastamızın aşamaları var. Kekimiz pişecek. Kremamız soğuyacak. Soğacak. Krem şanti eklenecek. Sonra rulo şeklinde tüm malzemeleri saracağız. Birleştireceğiz ve saracağız. Ama o işlemler olurken biz günün ikinci tarifi olan neye geçiyoruz? Lazanyaya geçiyoruz. Malzeme listesi burada efendim. Ekranlarınıza geliyor bakalım neler varmış lazanyanın içinde. 2 su bardağı unumuz var. 2 adet yumurta. 1 yemek kaşığı sıvı yağ ve tuz. Sosu için yarım çay bardağı sıvı yağ. 2 adet kuru soğan. 200 gram kıyma. 1 adet kırmızı biber, 2 adet domates, 1 adet yeşil biber, karabiber ve tuz. Beşamel sosu için ise 4 su bardağı süt, 3 yemek kaşığı un, 3 yemek kaşığı tereyağı ve muskat rendesi. Karabiber ve tuz. Üzeri için ise 2 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri. Evet. Evet. Malzeme bol gibi gözüküyor ama hiç gözünüz korkmasın. Değil mi? Evet. Yeterli oluyor. Çok bol değil aslında. Böyle akşam yemeği için hazırlayabilirler. Şimdi ben burada hamurumu yoğuracağım. Tamam. Sert bir hamur olacak. Tamam. Şimdi sert bir hamurumuz olur. Çünkü zaten o böyle makarna hamuru gibi ama plakalar halinde kesiliyor. Keseceğiz. Evet. Aslında yani kabının boyutuna göre kesebilirler. Plaka gibi işte dikdörtgen gibi kesmeyip ne de pişireceklerse o boyutta kare de kesebilirler. Tamamen kendilerine kalmış. Evet. Şimdi ben 2 su bardağı unumu koydum. Yumurtaları kıracağım içine. Sert bir hamur olacakmış efendim. Evet. Tekrar edelim. Hatta şunu şöyle havuz gibi açalım. Havuzumuzu açtık. Evet. 2 yumurta. Evet. Unumuzun ölçüsü neydi? 2 su bardağı. 2 su bardağı. Biraz da sıvı yağım var. Biraz döküyorum. Evet. Burada da suyum var. Aslında tarifte su demedik ama hamuru toparlamak için kullanabiliriz. İhtiyacımız olabilir. Evet. Hı-hı. Şimdi karıştırıyorum. Biraz da
tuz şuradan atabilir hemen misiniz? Atabilirim tabii ki. Şimdi bu hamurun biraz da sert bir hamur olsun istiyorsak mutlaka dinlenmesi lazım. Evet, dinlenmesi gerekiyor. Dolapta dinlendireceğiz. Hayır, dışarıda tezgahta dinlendirmemiz kafi. Çünkü hı-hı, açacağız daha sonra bu hamuru. Tamam. O zaman o dinlenirken biz böreği fırına göndeririz. Hı-hı. Bir taraftan da iç harcını kavururuz. Evet. Soğanları rendeleyelim mi? Ben sizden minik minik doğramanızı tabii rica edeceğim. Soğanları, biberleri ve domatesi. Hemen bıçağımı aldım. Soğanlarımızı, biberlerimizi, domateslerimizi efendim minik minik doğruyormuşuz. Ben bu hamuru bu tezgahın üstüne alabilir miyim? Tabii ki tabii ki, istediğiniz her işlemi yapabilirsiniz. Yalnız ben odaları şöyle bir boşaltayım ki arkadaşlarım da rahat görsünler. Evet. Daha kolay toparlamamız için. Şu sütü de alayım hatta tamam buradan. Şu kaşar peynirini de alayım. Evet. Şöyle. Hı-hı. Ben şunu. Ne aradınız? Şöyle bırakayım. Tamam. Bir tane de kaşık alayım. Hamur toparlandı. Ele yapışıyor, evet, şu an. Ele yapışıyor aslında, toparlanacak gibi. Hı-hı. Tezgahta toparlayacağız. Evet. Böyle hamurla oynamayı seviyorum aslında. Yani işte stres atan değil mi? Ruha iyi gelen. Şöyle. Evet. Şöyle ben birazcık çok az bir şey yapacağım ki. Mesela ihtiyaç oldu şu an suya, evet, öyle mi? Ununu toparlamak için. Şöyle. Bu hamurla makarna da yapabilirler. Taze makarna yapabilirler. Ya bir de eve hele ki o şey aletini alırsanız makarna kesme, inceltme çok da keyifli oluyor. Biz geçtiğimiz zamanlarda şefimiz gelmişti hatırlarsanız. Sevgili Claudio. Doğru söyledim değil mi? Ay, şefimiz adı inşallah yanlış söylememişim. Evet, Claudio şefimiz. Onunla çok güzel böyle evde bayağı makarna yaptık. Keyifli çok de oldu. Keyifli. Ay, soğan da acıymış fena. Bir tane yeterli gibi geldi gözüme soğan. Tamam tabii tamam ki. Hı-hı. Yeterli. Biberlerimi de küçük küçük doğruyorum. Evet. Siz biberlerin çekirdeklerini çıkarır mısınız? Çıkartır mıyım? Acıysa bazen çıkartırım. hep bunun nasıl yaktı gözümü soğan var ya, anlatamam. Bayağı acı. Kuvvetli. Neyse. Mesela acı biberde şu işte iç kısmını, beyaz damarlı kısmını aldığımızda o acılığı gidiyormuş diye duymuştum. Acılığı evet, orada mıymış acı evet, biberin acaba? Evet, o iç kısmını da şurada sanırım. Valla Canan Karatay hocamız almayın, asıl vitamini orada diyor. Ama mesela benim annem de yemeği acı yapıyor diye, yani tadını acı yapıyor diye, o acı biber acısı değil de. Evet. O yüzden alıyor. Yani farklı görüşler var bu konuyla ilgili. Evet. Bakın hamurumuz toparlandı. Çok da suya ihtiyaç kalmadı. Olmadı. Evet. Aha. Şimdi ne olacak? Onlar dinlenecekler. Bunu bir streçle saracağız. Biraz dinlenecek. Hı-hı. Yarım saat kadar zaten biz bu sırada içini hazırlayacağız. Beşamel yapacağız. Beşameli de çok koyu yapmayacağız. Akışkan bir beşamel mi yapacağız? Akışkan bir beşamel olacak. İyice sıvanması için mi? Nedeni de açtığımız lazanya hamurunu pişirmeyeceğim ben. Haşlamayacağım. Hmm. Direkt taze taze açıp koyacağımız için beşamel de hafif akışkan ve sıcak olacak ki hamuru onu hemen çeksin. Evet. Evet. Bu arada yani lazanya yapmak, ben hiç daha önce lazanya yapımına denk gelmedim hakikaten. Ama etrafımdan duyduğum kadarıyla biz çok severiz ama restoranda, annem mesela bayılır ama restoranda yiyoruz. Daha çok böyle restoran lezzetidir ya lazanya. Ama isterseniz hazır da satılıyor hakikaten, evet, marketlerde lazanya diye. Ama hazırına gerek var mı? Hepimizin evinde un var, yumurta var. Evde de gayet güzelce yapabiliriz. Bence, sert bir hamur olması gerekiyor. Bakın hamurumuz özleşti zaten. Ben tabii bu minik gurme sayesinde her şeyi deniyoruz. Ayrıca son zamanda kursa katıldım. Aşçı yardımcılığını bitirdim. Buradan da Nalan hocam sevgiler gönderiyorum kendisine. Hocamıza da sevgiler gönderelim.
Peki bu çok 2006'dan şeyler kattı bize. Çok önemli değil mi? Evet, evet gerçekten. Eğitim de önemli. Eğitim önemli. Ben çok seviyorum böyle bir şeyler denemeyi, yeni tarifler yapmayı, tatmayı. Peki ilgi alanı daha çok böyle çay saati lezzetleri, hamur işleri, yani pastacılık mı? Tatlı. Tatlı. Benim tatlısız de, olmaz. Ben de tatlı olmadan olmaz diyenlerdenim gerçekten. Ben de aynı şekilde. Gerçi tüm lezzetleri... Yani değişik lezzetleri, değişik böyle kültürlerin yemeklerini tatmayı seviyorum aslında. En çok Türk mutfağından sonra İtalyan mutfağıdır diye düşünüyorum hepimiz gibi. Değil mi? Hamur işi ağırlıklı değil mi? Ya bakarlı. Seviyorum. İşte şu an bir İtalyan lezzeti yapıyoruz bu arada. Evet, şimdi şunu merak ediyorum aslında. 2006 yılından beri blog yazıyorum diyorsunuz. Evet. Bayağı öngörülü bir hareket. Çünkü son dönemlerde aslında bu işte sosyal medya, aynı zamanda blog. Evet. Blog daha önce vardı. Daha, sosyal medya önceden. Çıkmasıyla birlikte aslında blog popülerliğini biraz geride bıraktı. Yitirdi ama bence onun keyfi daha başka. Başka biz değil böyle mi? 2006'da daha önce yemek bloggerları, tek tük yemek bloggerı vardı ve her sabah böyle açardım. Acaba bugün ne yayınladı bakmak için. O vesileyle ben de başlamıştım. Mesela aslında blog günlük gibi. Evet, günlük. Yani biraz şey, dijital bir günlük değil Doğru. mi? Evet, dijital bir günlük. Ama bayağı öngörülüymüşsünüz. Bravo. Ne güzel, ne mutlu. Peki başka profesyonel bir işiniz var mı? Ben özel bir şirkette müşteri yetkilisi olarak çalışıyordum. 7-8 yıl önce oğlumdan dolayı ayrıldım. Ayrıldım. Okula başladı ve mesafe çok uzaktı. Karşıdaydı, Tuzla'daydı. Aha. Biraz tabii bu İstanbul trafiğinde zor oldu. O nedenle ayrılmak Yemeğe verdim kendimi diyorsunuz. Yemek yapmaya verdim diyor. İyi de etmişsiniz. Ruha çok iyi gelen bir iş Doğru. bence yemek yapmak. Bence Hele de. Bu hamurlarla uğraşmak. Yani ben gece uyanıp aklıma bir şey geldiğinde evde o malzeme varsa yapıyorum, deniyorum. Kilosu yani. Nasıl ufaklığın? Biraz iricini. Yemeği seviyor. Yaşına göre biraz ileride. Anne böyle güzel yemekler yapınca haliyle çok normal. Ama ben de şimdi son zamanlarda yemiyorum artık. Kilolar aldı başını gitti. Yani dikkat etmek lazım. Tabii nefsimiz var. Yemek istiyor canım. Şimdi bu güzel lezzetler yapılıyor. Yenmeden olmuyor. Olmuyor. İşte ertesi gün dikkat etmek lazım. Doğru. Denge. Denge. Hayattaki denge. Siz isterseniz beşamel sosunu yapmaya tamam. başlayabilirsiniz. Elinizi de yıkayabilirsiniz. Bunu sardım. Evet. Bu şimdi artık dinlenecek. Efendim hamurumuz sert bir hamur. Streçe sardı. Tezgahımızın üzerinde dinlenecek. Ben de bir taraftan buharcımızın malzemelerini hazırlıyorum. Kıymamızı kavuracağız biliyorsunuz. Soğanımızı küçük küçük doğradık. Biberlerimizi doğradık. Domateslerimizi de küp küp doğrayacağız. Ardından güzelce kavuracağız beraber değil mi hepsini? Evet. Evet. Ben şimdi aslında burada onları sotelemeye, kavurmaya başlayayım. Beşameli biz lazanya hamurunu açtıktan sonra yapalım. Zaten akışkan olacak. Akışkan olacak. Evet, çekmesine evet. gerek tamam, yok. Tamam. Ben burada ocağımı Açalım. Açayım. Yandı sanırım. Tamam. Ben Yakamadım. Yapayım onu. Lütfen. Tamam yandı. Mı? Biraz bizim diyorum ya efendim hep ocağın aklı geliyor gidiyor arada. Biraz sıvı yağ döküyorum. Burada biraz kalmıştı. Ben de domatesle küp küp doğruyorum. Evde sık yapılır mı lazanya sizin evde? Yani 2 haftadır. Bir aslında istiyor. Her seferinde aynı şeyleri yapmak istemiyorum ben de. Ama hamur seviyor değil mi? Hamur seviyor. Aslında işime gelmiyor aynı şeyleri yapmak. Farklı tarifler deneyim yapayım ki... Paylaşayım da blogda. Ama sosyal medyada lezzet durağı mıydı? Neydi evet adı? Lezzet durağı. Lezzet durağı. İşte blogum da aynı şekilde. Sosyal medyada da aynı şekilde. Orada günlük gibi günlük tariflerimi, yaptıklarımı paylaşıyorum. Evet. Ben şimdi biber ve soğanı Vallahi alacağım. Ben doğradım naçizane. Elinize Büyüklüğü sağlık. İyi midir, uygun mudur? Uygundur. Tamam. Şöyle domatesi kenarda bırakacağım. Çorbada da bayağı tuzum oldu yani efendim bu arada. Elinize sağlık. Ne demek? Zevkle. Kavuracağız. Ardından evet. biraz kavrulduktan sonra mı ekliyoruz? Evet kıvamızı? Biraz böyle ölsünler. Ölsünler. Çok güzel bir tarif. Soğanı öldürelim. Öldürelim. Evet. Biraz tuz da ekleyelim isterseniz. Biraz ekleyelim mi? Ekleyeceğiz. Şurada en başta. Burada.
Pardon, görmedim. Evet. Soğanların ölmesine yardımcı olduğu Değil için. Mi? Evet. Ben pek tuz kullanmamayı tercih ediyorum. Aslında çok az kullanalım. Bence de. Evde bizim ölçüsünü kaçırmamak lazım. Tartışma konusu. Öyle mi? Ömer Bey'le oğlumla o çok tuzlu seviyor. Her ya. Seferinde ben de aksine tuzsuz yapıyorum. Çünkü tadına bakmadan tuzu yemeğin içine döküyor. O zaman siz bilerek az yapıyorsunuz ki zaten benim babacığım da öyleydi biliyor musunuz? Derdim ki baba bir yemeğin tadına bak öyle ek tutuyor. Yok. Belki alışkanlık otomatik, demek ki. Evet alışkan. Ben mesela hiç öyle bir şey yapmam. Ben de. Sonradan ekilen tuzu da hiç de sevmem. Evet. Yapılırken ekilmesi gerekiyor evet, bence. Biraz bence yeterli oluyor. Çok fazla tuz koymaya da gerek yok aslında. Bence de yok. Şimdi sanki biraz kendini salmaya başladı. Salmaya başladı. Bizim soğanlar. Kıymayı da bence ekleyelim. Hepsi birlikte. Tamam. Şöyle. Güzelce. Tamam. Bir taraftan fırına da bakar mısınız Tabii acaba? Tabii ki. Kekimiz ne durumda? Güzel ben şeyler oluyor mu? Birazcık kısıyorum. Tamam. Hatta fırını açıyorum. Çünkü... Aa, o kadar olaylar olmuş. Evet. Rengi dönmüş. Aa, muhteşem. Hatta ben şuradan bakayım bir şu bıçağı alayım şöyle ucuyla teşekkür ederim. Efendim bir taraftan lazanyamızın harcını yapıyoruz. Biliyorsunuz lazanya bir İtalyan lezzetidir. Çok da keyiflidir yemesi. O kaşar peyniriyle birlikte muazzam olur tadı. Dilerseniz hazırını da alabilirsiniz. Dilerseniz az önce sevgili Vildan Hanım'ın yaptığı gibi hamurunu da yapabilirsiniz. Sert bir hamur oluyor. Genellikle bolognese sosla yapılır değil mi Vildan Hanım? Evet. Bolognese sos işte domates bol bol konulur. Evet. Ben bu arada bunu çıkartacağım çünkü bu pişmiş. Tamam. Şöyle. Yardımcı olayım mı? Şöyle iki elle alacağım. Buraya tezgahımızın üstüne koyabilirsiniz. Biraz fazla kızarmış ama o içte kalacak. Ha mesela o kabarcık oldu. Normal evet. mi? Bu normal değil aslında. Demek ki eşit yayamadık yaparken. Şimdi ben hemen şey yapacağım. Bir yağlı kağıt üzerine ters çevireceğim. Ters çevireceğiz. Bakayım böyle alabilecek Yemeklerimizin, miyim? Yemeklerimizin aynı anda yapıyoruz efendim. Çünkü hakikaten aşamalı yemeklerimiz evet. var. O Şöyle, yüzden aklınız karışmasın. Tekrar muzlu pastaya geri döndük. Bir taraftan da lazanyanın harcını kavuruyoruz. Evet. Beraber tutalım mı? Böyle tutalım. Ters çevireceğiz. Şöyle hop hop. Hemen. Hı-hı. Şunu da hemen çekeyim. Elimiz yanmasın. Çok yanmaz. Evet. Şimdi hemen bunu kaldırıyorum ben. Hı-hı. Biz biraz fazla kızartmışız. Evet. Daldık herhalde değil mi? Konuşurken. Konuşurken öyle oluyor maalesef. Hafifçe. Hafifçe. Yine ufak bir püf nokta söyleyelim mi? Böyle Lütfen. Çok yapışırsa hemen nemli bir bezi üzerinde gezdirsinler. O atıyor kendini evet. bırakıyor. Şimdi ben bunu hemen böyle sarıyorum. Yağ kağıda ihtiyacınız var mı? Ona yok başka şey kullanacağım. Ha. Bunu böyle sardım. Tamam. Sardım. Şimdi tekrardan bu üst fırında pişirdiğimiz üstü ben iç olarak kullanıyorum. İç olarak kullanacağız. Tamam. Şimdi bunu sardım. Şimdi tekrar açıyorum. Yine bir alt üst yapacağım ben. Yardımı geliyorum. Bu arada lezanyamızın harcı pişti ben tamam. kapadım. Şöyle çevirelim mi beraber? Bir daha rulo yapıyoruz. Evet. Bu içte kalacak. Evet. Tamam. Hatta şununla köşesi açık kaldı. Ben şöyle bir sarayım ki bunu kenarda bekletelim. Bekleteceğiz. Biraz Hala soğuyacak. Kremamızın soğumasını aynı zamanda evet. Kekimizin de soğumasını bekliyoruz. Tekrar lazanyaya geri dönüş sağlıyoruz tamam. efendim. Evet iç harcımız hazır. İçimiz hazır. Domatesleri ekleyeyim mi? Evet domatesleri de ekleyelim. Bence ocağın evet, altını kısalım. Açalım. Ben domatesleri açalım. Tamamen unuttum. Domateslerimizi de ilave ettik.
Burada biraz baharat ekleyebiliriz. Tamamen ağız tadına kalmış. Biraz pul biber. Pul biber, karabiber. Biraz güzel olur pul biber. Bu durumda lazanya ile ilgili yapmamız gereken tek işlemimiz beşamel sosunu yapmak. Evet. Ve hamurumuzu plakalar halinde kesmek. Beşameli de en son, yani en son demeyelim, hamuru açtıktan sonra yapalım ki sıcak sıcak akışkan bir kıvam olsun. Olsun tabii ki. Biraz da nane ekleyeyim mi? Olur. Değil mi? Ben. Tat verir. Gayet kekik olabilir, olur. Nane olabilir. Bu baharatlar biraz damak lezzetinize bağlı. Zaten kıymaya yakışır. İsterseniz kimyon bile ekleyebilirsiniz. Evet, kimyon da. Evet. Mesela kimyonu da mercimek çorbasına eklerlerse gazını almış olur, değil mi? Evet. O gaz sorununu iyi biliyorum. Yani onunla ilgili detayları iyi biliyorum. Ama kimyon en önemli besindir gaz sorunu için, değil mi? Doğru. Bunu böyle bile yenebilir, değil mi? Bence de. Ekmeği banıp banıp. Gayet güzel olur. Ben beşamel sos için bir de tencere getireyim. Hazır olsun. Biz lazanyayı yapmıyormuş. Yumurta kırıyoruz. Yumurta. Biz vazgeçtik. Şurada dolaptan yumurta üzerine kıracağız. Kıymalı yumurta olacak işte. Şimdi burada ocağın altını ben kısıyorum. Domatesler biraz daha yumuşasın. Suyunu salsın. Suyunu salsın. Tamam. Küçük ocağı da alabiliriz tamam, istersen. Tamam olabilir. Yer değiştirelim. Şöyle kapatalım. Kısabiliriz onu da. Eski gibi. Tamam. Tamam. Ne yapıyoruz? Şimdi burada hamurumuzu açacağız. Bunlar beşamel için. Sütünüz doğru. Bunu böyle bırakalım. Evet. Merdane. Hemen getiriyorum. Merdanemiz burada. Şöyle alayım ben. Bence ikiye ayıralım. Bence de. O bayağı sert olmuş. Evet. Evet. Ne aradık başka? Strece baktım da. Burada strecimiz de. Dedim kurumasın diye üzerine kapatsak mı? Ben kapatırım. Şimdi hamuru böyle açtım. Yine bu aşamada çok az belki un kullanabilirler. Hamurun yapışmaması için. Getireyim ben de onu istersen. Ya şu anda iyi gidiyor. Ben sana ama yine de yanımıza un getireyim. Tamam bulunsun. Bulunsun. Çünkü bu unu kullanmak istemiyorum. Ölçülü beşamelimizin unu. Evet. Evet. Ölçü önemli. Ölçü. Beşamelde de önemli. Gerçekten önemli. Evet. Yani beşameli biraz işte sıvı yapmak isterlerse sütünü arttırabilirler. Evet. Koyu yapmak isterlerse azaltabilirler. Bence beşamel koyu değil de biraz bence akışkan daha güzel oluyor diye düşünüyorum ben. Bilmem sen ne düşünürsün. Durdukça zaten koyulaşacak. İçinde tereyağı olacağı için. Evet. Şimdi ben bunu gelişi güzel açıyorum hamuru. Keseceğim çünkü. Zaten plakalar halinde keseceğiz. Bıçak yardımıyla mı? Bıçakla keseceğiz. Mümkün olduğunca açabildiğimiz kadar ince açalım. İnce olsun. Yani pişirmeyeceğimiz için ayrıca o beşamelin olsun. Sıcaklığı pişirsin. Tamam. Peki eşimiz ne tür lezzetler sever? O yönden şanslıyım ben ya. Eşim ve oğlum da Allah'tan yemek seçmiyor. Seçmiyor. Ama, vallahi şans. Ama aşırı tatlı seviyor. Ben de aşırı tatlı seviyorum. Duygularınızı ve hislerinizi paylaşıyorum. O her akşam saat 8 ile 10 arası sizin de öyle bir boğazınızın kudurduğu saatler oluyor mu? Akşam 8 oluyor. Televizyon şimdi, karşısında. Bizde tehlikeli saatler. Evet. Bizde mutlaka yemek sonrası canı çekiyor. Tatlı sana. Olması gerekiyor. İşte olmasın ama. Olmasın diyorum ama bu sefer gidiyor dolapta ne varsa tatlı içerikli tırtıklıyor. Biraz acaba onları bu sağlıklı şeyler mi yapsanız? Öyle yapmaya çalışıyorum. Yani ne bileyim rafine şeker kullanmadan. Kullanmamaya çalışıyorum. Evet. Vesaire, evet. Öyle tatlandırsak. Ne bileyim efendim işte ben anlıyorum. O akşam yemekten sonra televizyonun karşısına geçince işte dizilerimizi ya da programlarımızı ya da belgesellerimizi her neyse izlerken bir şeyler atıştırmak. Özellikle evet, tatlı da olursa çok keyifli oluyor. Neyse. Anlıyorum yani eşinize, oğlunuza buradan selamlar. Evet.
hamuru da açmaya başladık bakın. Açılmaya başlandı. Hı hı. Şimdi keseceğiz. Keseceğiz. Biraz daha açmaya çalışayım ben. Hı hı. Bu sırada aslında beşameli de yapmaya başlayalım. Çünkü hamuru güzel dinlenmiş, tamam. Açılıyor. Ben ocağımı açıyorum. Burada 4 su bardağı süt var. Hı hı. Alayım. 4 su bardağı sütümüz. Ne kadar unumuz var? 3 yemek kaşığı unumuz var. Hı hı. 3 yemek kaşığı tereyağımız var. Evet. Tereyağını sonunda ekleyeyim mi? Evet evet, sonunda ekleyeceğiz. Soğutma, temperleme. Temperleme. Ama aslında şöyle de yapılıyor. Bak siz farklı yöntem yaptınız. Onu tereyağında güzelce... Ha, öyle de kavruluyor. Kavrulup sonra ardından sütü de ekleyebiliyoruz. Aslında birkaç yöntemi var bu beşamelin. Yine Nalan hocama selamlar diyeceğim. Kursa. Nalan hocama bu yöntemi öğretti. Evet, sütü kaynatarak yapıyor. Yapmayı. Hmm. Bunu da yine dediğim gibi ayrı bir yerde evet kavurup da unun kokusunu da çıkartabiliriz. Evet, ardından ve sütü. Kaynar sütü de dökebiliriz. Ama ben şimdi pratik olsun diye hemen sütü güzelce burada... kaynatıp ardından evet. Unu kaynar kaynamaz unu ilave ediyoruz. Bu Nalan hocanın yönteminde. Bunu ayrı bir yerde kavurabiliriz ama ben şu anda sütün içine direkt döküyorum ve hemen kavuruyorum. Üstüne de tereyağı. Evet. Kavurmuyoruz aslında. Açmış oluyoruz. O zaman ben döküyorum onu. Evet su. Lütfen. Nalan hocamızın yöntemini yapıyoruz. O kaynatarak yapıyor. Yani burada bir muhallebi tadında evet. Şu anda. Sütle beraber unumuzu şimdi burada bir de muskatımız var. Çok severiz. O da ayrı bir lezzet. Evet, beşamel. Ama az şöyle 2-3 tık tık. Evet. Bende de. Ya da beyaz karabiber koyabilirler. Beyaz karabiber. Evet. Hmm. Tamam, bunun altını kapatıyorum. Kapatalım. Ben. Şu kaşığımızı alayım. Tamam. Hı? Hatta şunu da atayım ben. Beraberce. Evet, siz onu koyulaştırın. Kaşıkta. Alıyorum. Şey, sol elim olunca doğru düzgün alamadım. Olmadı. Rahat edemedim. Şöyle ziyanlasın. Tamam. Evet. Bunu en son piştikten sonra içine rendesinde yaparım ben. 2-3 evet. Tıklık muskat rendesi. Ben de beşamel sosu çok yakıştırırım. Biraz tuz da atayım mı? Atalım tabii ki. Şöyle akışkan olacak. Çok koyulaştırmayacağız beşamelimizi. Evet evet. Çok koyu muhallebi kıvamı olmasın olunca. Ama yine hafif bir koyuluk olsun. Tamam. Şimdi ben bunu açtım. Evet. Bunu da yapacağız. Fırın kabımızda fırın yapıyoruz. Fırın kabımızda. Böyle iki dikdörtgen şeklinde yapacağım. Şimdi eğer bir de fırın kabını böyle bizimki gibi güzel alırsanız efendim direkt böyle fırından çıkar çıkmaz sofraya koyuverirsiniz evet. Değil mi? Çok evet. Daha güzel olur. Sunumda önemlidir ya. Sunum yapmaya gerek kalmayacak evet. Bununla. Şöyle ben düzeltiyorum bunu kenarlarını. Hı hı. Bir dikdörtgen yapıyoruz. Evet. Şöyle bakıyorum. Ben de heyecanla izliyorum. Evde lazanya yapımı. Gidip marketten almaya son lazanya öyle değil mi? Hakikaten doğru. Öyle bir slogana girebiliriz. Ya bence bu sanki... Oldu mu? Bence evet. Bakayım. Bir tık daha bir tık aslında. Daha ama. Evet. Biraz açtım altını. Tamam. Bir tık daha efendim. Şöyle. Şimdi yerleştiriyoruz. Birazcık daha kesmek evet. Gerekiyor. Onları burada dinlendiriyorum. Beşamel hazır olduğunda hemen... döşeme işlemini yapacağız. O yüzden biraz dinlensinler. Ben... Bence şu an oldu. Oldu mu? Tamam. Yani akışkan istiyorsak bence oldu. Tamam, o zaman kapatalım. Kapatalım mı? Emin misiniz? Bir de siz miyim? Bakın. Birazcık daha mı? 1-2 dakika daha tamam. Olsa tamam. Kafi. Ben bu sırada diğer kalan hamuru açıyorum. Evet. Beşameli bir taraftan hazır edip bir taraftan da hamurlarımızı açıyoruz evet. Efendim. Beşamel hazır olur olmaz ne dedik? Hamurlarımızı yerleştireceğiz, dökeceğiz, iç harcımızı koyacağız, koyacağız, sonra fırına göndereceğiz. Bunu isterlerse dediğim gibi fırın kabında yapacaklarsa daha büyük boyutta da kesebilirler. Aha. Evet şu an oldu artık. Tamam eminim. Kapatabiliriz. Artık eminim biraz muskatını rendeleyeyim içine ben. Tamam. Hı.
İki tık tık yeterli. Evet, yeterli. Muskat cevizi, yani Hint cevizi aynı Hint zamanda. Evet. Muskat cevizi. Harika bir aroma ve koku veriyor bence. O yüzden beşamel soslarınızla deneyin derim. Beşamel sosu çok özellikle yakışıyor. Çok yakışıyor. Yine beyaz karabiber de koyabilirler. Evet. Şimdi bir kepçeye ihtiyacımız var diye düşünüyorum. Hamurumuzla, yani unumuzla işimiz bitti. Alıyorum. Açıyoruz. Mümkün olduğunca ince açıyoruz. Yardım edeyim mi? Yoruldunuz mu? İyi misiniz? İsterseniz şöyle bir yapın. Ben bu sırada hemen beşameli koyayım. Beşameli koyalım. Evet. Şöyle biraz. Mümkün olduğunca ince dedik. Ben biraz beşamelden kabıma döktüm. Evet. Aldım. Şöyle koydum. Biraz altına fırın kabının beşamel. Tamam. Şunu da hemen alayım. İşte dinlenmesi ne kadar önemli hamurun. Evet, daha güzel açılıyor. Evet, açılıyor. Gerçekten öyle. Yalnız bayağı kol kuvveti isteyen bir işlem yapıyoruz bir taraftan da. Sert olduğu için hamur. Gelişi yine güzel. Birazcık şöyle. Bir kaşık yardım edin. Sıcak sıcak döküyorum ki iyice hamuru içine çeksin, değil mi? Evet, günlük sporumuzu da burada kol kaslarımız adına yaptıktan sonra biraz içimden koyuyorum. Şöyle. İç harcımızı koyduk. Ben şimdi kenarlarını şöyle bir keseyim. Burada kaç kat yapacakları tamamen kendilerine kalmış. Ama ortalama 3-4 kat yeterli oluyor. 3-4 kat. Evet. Yani hamurun aslında boyutuna göre, tepsilerinin boyutuna göre onu kendileri ayarlayabilirler. Şöyle keseyim. Evet, o yeterli. Bir de şuradan. Bir de buradan kesmek lazım. Evet. Evet. Buyurunuz efendim. Teşekkür ederim. Lazanya yapılır evde. Biraz küçük mü kestim? Biraz şöyle. Ha, esnetebiliriz. Esneteceğiz. Evet. Tamam, onu da koyalım. Vallahi oldu. Bence onu yama yapalım hemen. Evet, yama. Hiç önemli değil. Hiç önemli değil. Yama yapalım mı böyle kenarlarını? Önce bu bir kat yine dökelim. Açmamız gerekirse. Üzerine döşeyebiliriz yine o parçaları. Yamalarımızı. Evet. Yama gibi. Gelişi güzel. Gelişi güzel atabiliriz. Bolca koyalım mı onu? Üstüne de mi koyacağız? Ha, tamam, bolca koyalım. Başka onlar kalmadı çünkü tamam, hamurumuz. Tamam. Evet. Üzeri tek parça olmasına gerek yok. Zaten beşamel var. Üzerine bir de kaşar tüm parçalar koyacağız. Evet, birbirine giriyor zaten. Şimdi bir fırına gönderip sonra kaşarını ilave edeceğiz evet, diye düşünüyorum. Evet, 10 dakika kadar kendini çekmesi için. En üstte hamuru bırakıyoruz değil mi? Hamuru bırakıyoruz. Yine biraz beşamel de dökeceğiz. Döküyoruz. Ben size vereyim. Bunları dilediğiniz gibi yerleştirin. Keseyim mi biraz şekilde? Yok. Böyle olabilir mi? En azından değerlendirmiş olalım parçaları. Bence de kalan parçalarımızı. Ben mümkün olduğunca nacizane elimin yettiği müddetçe açıyorum. Sağlık. Şimdi tamam. Biraz açalım. Buyurunuz. Teşekkür ederim. Şöyle onları da koyabiliriz. Biraz daha açık. Bunları da açalım. Evet. Şöyle koyduk. Bir tane daha ufak hamurlarımız geliyor. Ziyan etmeyelim. Ziyan etmeden, evet.
Tamam. Bir de böyle bir hamurum şöyle var. Kenara koyabiliriz. Kenara koyarız. Yine beşamel döküyorum. Evet. Efendim bu arada elime merdanem aldım ama siz de benimle beraber yemek yapmak isterseniz eğer kanalımızın web sitesinden bizlere ulaşabiliyorsunuz. Sonra geliyorsunuz bu güzel mutfakta beraberce yemek yapıyoruz deyip bu hatırlatmayı da yapıyoruz. Beşamel sosumuzu güzelce sıvadık tekrar. Fırına gönderiyoruz. Pişmesine bir 10 dakika kadar fırında kalacak. Evet. 2-3 dakika önce çıkarıp kaşar peynirlerimizi de koyup güzelce erittik mi lazanyamız hazır. Servise hazır olacak. Evet. Şimdi ben buyurunuz. Hemen şunu şöyle bir sileyim. Kenarımızı siliyoruz. Fırına girecek. Ha, fırında kalma süresi aslında pişamelimiz böyle kendini çekmeye, kabuk oluşmaya başlayacak. O zaman alabilirler. Alabiliriz. Bu da bitti. O zaman günün üçüncü tarifine geçelim. Çünkü günün üçüncü tarifini yapacağız. Daha sonra bir de pastamızı birleştireceğiz. Evet. Değil mi? Daha o işlemimiz var. O krema da soğumuştur aslında değil mi? Krema soğumuştur. Krema soğumuştur ama böreğimizi yapalım. Yapalım. Sonra kremamızı çıkarız. Tamam. Ama bir ben seyircilerimize göstereyim. Ah, pardon, neler var malzememiz. Pardon. Efendim zarf böreğimizde neler var? Ekranlarınıza geliyor. 3 adet yufka, 2 adet yumurta, 1 su bardağı süt, yarım su bardağı sıvıya, 1 yemek kaşığı tereyağı. İç harcı için 1 adet kuru soğan, 300 gram mantar, sıvı yağ, karabiber ve tuzumuz var. Bu kadar. Ne evet. Adet? Ben onu şimdi, alayım. Tamam. Şimdi siz yufkaları açın. Tamam. Ben sosunu, de mantarları karıştırdım. Evet, sosunu halledin. Ben de çok sevdiğim, soğan en keyifli sebzelerden biri olan soğan ve mantarı halledeyim. Çok severim mantarı siz. Güzel olur. Mantar ben de çok severim. Yani mantar sote, etli, tavuklu, her türlü kaşarlı mantar. Kaşarlı aslında sadesi, sadesini hiç uğraşmadan da en sade haliyle de çok güzel yiyebilirim. Zeytinyağında, baharatlarla, evet. Tavada değil mi? Aynen. Şimdi yumurtamı kırdım. Hı hı. Sosu hazırlıyoruz evet. Böreğimiz. Neler koyuyoruz içine? 2 yumurta koydum, 1 su bardağı süt koydum. Sıvı yağ koydum yarım su bardağı kadar. Bir de tereyağım var. Tereyağı aslında eritebilirler ama biz şimdi önceden çıkardığımız için zaten yumuşadı. Şöyle hepsini karıştıracağım. Küçültüyorum biraz daha soğanları. Tamam. Hemen onları da zaten böyle bir rengi dönene kadar kavurup... kavurmamız yeterli. Sonra hatta ben kavurmaya başlayayım. Zeytinyağı? Sıvı yağ. Çünkü böreğimizin içine sıvı yağ koyduk. Tamam. Şunu güzelce çırpıyorum ben. Yumurtalar inatçı çıktı galiba. Bazen yumurtalar dağılmıyorlar. Dağılmadı. Efendim soğanımı koyuyorum tavama. Onlar şöyle biraz kavrulsun. Ben de o sırada mantarı doğrayayım. Zaten lazanyamızı alacağız, böreği fırına vereceğiz. Fırına vereceğiz. Börek pişerken de ne yapacağız? Hemen rulomuzu hazırlayacağız. Rulomuzu hazırlayacağız. Zaten onun tüm işlemleri de bitti. Evet. Hemen hemen sadece krem şantiyi ekleyeceğiz kremamıza. Evet. Ve krem sıvayacağız. Sıvayacağız. Biraz daha yumuşak bir lezzet veriyor. Yumuşatıyor biraz. Tamam. Bunu da çırptım. Bu da tamam. O da tamam. Evet. O yufkalarımızı onunla ıslatacağız. Değil mi? Evet. Kaşık mı lazım? Şuradan arkadan alayım. Tamam. Buyurunuz efendim. Teşekkürler. Tamamdır. Evet. Ben bunu böyle hazırlamaya başlayayım. Bu da aslında çok pratik, çok lezzetli bir börek. Bunu mantar değil, peynirli yapabilirler. İstediğimiz lezzetlerle. Evet, patatesli yapabilirler, kıymalı yapabilirler. Sosu bence burada önemli sosu olan. Sosu önemli ve şekil itibariyle. Zarf börek olması. Zarf. Sosunda neler vardı? Bir kez daha alayım. Sosumuzda 2 tane yumurtamız var, 1 su bardağı sütümüz var. Tereyağımız var. Tereyağını eritebilirler. Öyle koyabilirler. Bir de sıvı tamam. Yağımız var. Tamam. Tamam.
Mantarlarımı getiriyorum ben size. Tamam. Evet. Tamam. Evet. Şuna bakalım. Bunu da yakmayalım. Ha. Evet. Bu bence olmuş, kabuklanmış. Evet. Koyuyorum o zaman. Ben koyarım, siz tamam. Böreği halledebilirsiniz. Tamam. Efendim. Lazanyamız olduğu için, kabuklandığı için bolonez sosu, beşamel sos. Şimdi kaşar peynirlerini üzerine ekebiliriz. Evet. Orada da bir 2-3 dakika bence kalması yeterli. Yeterli olacak. Yufkamızın üstüne bolca sosumuzdan döktüm. Hı hı. Her tarafı sosumuzla buluyorum. Evet. Ben de bir taraftan. Şimdi diğer yufkayı üzerine koyacağım. Hı hı. Kaç kat olacak? 3 kat. 3 kat olacak. Tamam. Şöyle. En üst kata sosu daha az koyacağız. Yani sadece biraz ıslanması için koyacağım. Hı hı. O yüzden çok fazla bırakmıyorum sosu. Ben bir taraftan dolaptan kremayı tamam, evet, çıkartalım. Çıkartıyorum. Şöyle her tarafına sosu değdiriyorum. Şimdi bunu mikserde çırpacağız. Bir cam kaba ihtiyacımız var. Evet, bir cam kabın içinde şantiyi de koyup çırpabiliriz. Çırpacağız, tamam. Hı hı. Şöyle de koydum. Evet. Ben bir taraftan bu çırpma işlemini de yapayım, tamam, istiyorum. Bunlar da hazır. Önlemiş olduk böylece. Evet. Ben ocağımda kapatıyorum çünkü bunlar sotelendi. Mantar zaten o hemen da hemen ölen. Evet. Sebzelerimizden. Şöyle yufkanın ortasına döküyorum. Hı hı. Şimdi zarf şeklini mi vereceğiz? Evet. Şöyle yayıyorum. Hı hı. Şöyle şimdi her kenarından şöyle üste gelecek şekilde bir kare elde edeceğim. Şöyle ve şöyle. Ve fırın tepsisi. Fırın tepsisi. Biraz daha kare. Hemen geliyor fırın tepsisi. Şöyle. Beraber koyalım mı? Beraber koyalım. Bir dakika. Çok hassaslar. Oh. Bir dakika. Evet. Tamam. Sosu bol olduğu için haliyle ben hemen elimi yıkıyorum. Burada isterlerse üzerine bir yumurta sarısı sürebilirler. Ama evet, zaten sosumuz çok bol. O böyle kabardıkça. Kalsın mı biraz daha? Bence onu bir 200 derece alalım. Hemen üstü kızarsın. Tamam. Böreğimizi de koyalım bir taraftan. Evet. Altı mı koysam acaba? Koyun, olur. Sonra onu çıkartırken bir üst çıkartırız. Tamam. Evet efendim. Şimdi hem etrafı toparlayalım hem de şöyle pastamızın son halini getirmemiz gerekiyor değil mi? Rulo'yu evet, böyle saracağız güzelce. Sonra muzları koyacağız. Birazdan buradayız yine. Evet efendim, kremamızı biz sürdük. Hemen o verdik evet, ya böyle saniyelik bir ara. Çok elimiz hızlı. Sürdük. Şimdi muzumuzu yerleştireceğiz. Bütün koyuyoruz muzları. Aha. Hemen şöyle. Şöyle yerleştirelim. Evet. Şimdi tekrar hemen yağlı kağıt yardımıyla sarıyoruz. Şöyle. Aa, işte süper, sevdiğim bir pastam. Hemen aldım. Sunum kabımıza. Hı-hı. Koyalım. Süper. Oh. Şimdi biraz daha aldım bunu. Evet.
ne yapıyoruz? Son bir dokunuş yapıyoruz. Pudra şekeri. Demiştik ya, istersek de kremadan tekrar sıvayabiliriz, evet, demiştik efendim. O da bir yöntem. Ama böyle daha güzel. Daha sade. Çocukluğumuzun lezzeti. Çocukluğumuza ziyan getirmiyoruz, zarar getirmiyoruz. Evet. Keselim mi, ister misin? Bence kesmeyelim. Tamam, bütün kalsın. Görüntüsünü hiç bozmayalım. Şöylece yerleştirelim. Süper. Ay, çok güzel oldu. Çok memnun oldum sizinle tanıştığım için. Ben de çok memnun oldum. Tekrar görüşmek mutfağıma üzere davet ediyorum. Teşekkür ederim. Gelin inşallah beraber de yine yemekler yapalım. Tamam. Peki. Efendim, teşekkür ederiz bizleri izlediğiniz için. Sevgili Vildan Hanım'la beraber çok güzel lezzetler yaptık. Bir tarafta zarf böreğimiz, bir tarafta lazanyamız ve çocukluğumuzun güzel lezzeti. Muzlu pastamızda rulo ama. Rulo olması çok önemli. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Sizleri kocaman öpüyoruz. Kendinize iyi bakın efendim. Hoşça kalın. Tuğçe'nin mutfağı hafta içi her gün 13'te 360'da. Sevgili seyirciler, yeni nesil yayıncılığın adresi 360 ekranlarına hoş geldiniz. Yepyeni yarışmamız